Hayır, şöyle bir şeye değineceğim gerçekten. Şevval senin evindeydi galiba. Bir sinsi muhabbeti döndü. Evet. Hani bence o sinsinin hani o lafı üstüne alınması gereken kişi sensin. Kesinlikle sendin. Elif için bak, aynı şeyi sendin. Söylüyordunuz. Elif... Sırası geçen herkes için aynı şeyleri söylemeye devam edin o zaman. Ben hayır, sen bunu yapıyorsun. Da. Sana hayır. Cevap vermedi diyorum. Şevval'e de aynısını söyledin. Zaten... Elif'e de aynısını söyledin. Şevval diyorum tekrardan özür dilerim sürekli yanında olduğu için. Elif'e aynısını söyledin. Esra Elif'e de benim günümde Elif'e de kendi gününü atlattı. Bu yüzden düşük puan verdi dedin. Evet. Yanlış mıyım? Herkes sana bu şekilde yorum yaptı. Evet. Ondan başka da bir şey olmadı. Hayır, zaten bunu genel olarak herkes yapıyor. Kendi günü tamam. Geçtikten sonra... Herkes farklı hani tamam. Daha düşük puanlar veriyor. İşte kendi evimi daha yüksek gösterip ben uyum arıyorum bak verir. Arkadaşım ben uyum göremediğimi söylüyorum sana. Özür diliyorum Golden'la gri tamam, koltuk Damlacığım ben zaten bunu bak ben bu programa katıldıysam yanlışlıklarımı hani yanlışlıklarımı da görmek için tamam. Katıldım değil mi? Güzel. Değil mi? Evet. Ben burada mesela bana dediler ki Gold olmamış, şöyle tamam. Olmamış. Ne oldu bak eleştiri yapıyor hani dördünüz aynı fikirde olduğunuz için ben sizinle bir tartışmaya girmiyorum. Tamam. Ya aslında evet, mantıklı istediğim evet, en bu şekilde yaparım diyorum. Bunu, yani evet. Belki evimi değiştirip tekrar katılacağım. Tamam bak ben güzel. Benim sana demek istediğim şey şu. En son lafım benim Şevval'in laf almasıydı, konuşmasıydı. Şevval senden laf hayır. Almış. Sen Şevval ne dedim birazcık hop oradan şunu kapayım, hop buradan bunu kapayım. Hayır acaba canım, ne yapabilirim? İlk acaba ben konuştum zaten. Çok saçma cümleler kuruyorsun. Ben sana söylüyorum ben bugüne kadar kimsenin arkasında hani kelimeyle yani kimseyle böyle dalaşa çünkü ilk önce ben başladım cümle ben kurmaya. Ben kimseyle dalaşa girmedim. Gerçekten yazdım ayıp. Ben devam etmek istiyorum. Bu arada ben evinde bana sesini yükselterek konuştuğun için çok kırıldım. Çünkü şöyle söyleyeyim misafirperverlik aslında bunu gerektiriyor. Sen bunu uygulamadın. Bir de 4 gün boyunca herkesi gözlemledin, gördün, evet. Ettin, iyi yorum toplamaya çalıştın. Ve buraya geldiğimizde yok senin gerçek yüzün. Bence ben senin gerçek yüzünü şu anda burada görüyorum. Çünkü ben doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyorum. Güzelse güzel, değilse de değil diyorum. Konuya değil olarak ben girdim. Oradan girdim, buradan girdim, şuradan girdim. Sonunda da çıktım konudan. Çünkü ilk konuşma sırası bendeydi. Burada nasıl bir onay alınmış olabilir acaba? Merak ediyorum. Damlacığım şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben senin evine misafir geliyorum ve senin misafirine Şevval'e kalkıp yani ben soruyorum. Zigon sehpa ister misin? Tamam. Okay. Benim misafirim bırak da ben sorayım. Yani bunu söylemesi kendini ön plana mı çıkartıyor evet, demek istiyorsun? Ben, yani seni evet, ezdi mi burada evet, misafirperverliğini? Hani ben zaten senin onu... düşünmen gereken evet. Bir şeyi o mu senden evet, önce düşünmüş yani, oldu? Ne oldu? Kusura bakma evet, benim bir benim rengimde hani, yatağımın yani ben... üstüne o çıkma muhabbetinde baktığında hani evet ya diyebilirdim bunun ucu gerçekten de hani birazcık gold gibi değil diyebilirdim. Hayır tatlım eğer ben gold orada... olmasa onun ucu gold olmasaydı zaten gold değil diyebilirdim. Keşke onu deseydin ama yani. Ama gold asıl bence senin yaptığın burada yatağına, herkes ben olmak... Ben senden izinsiz çıkmadım. Ben izinsizden bahsetmiyorum. Bak, ben çıktığında keşke bana birazcık çıkmadı. Hak verseydin. Çünkü yakından gördün. Bak ben zaten bana yapılan yorumları eleştiri yapmıyorum. Yakından senin gördün olan tepkine yani. Yapıyorum. Benim orada misafirime neden müdahale ediyorsun? Bak orada da... Bu Elif de olabilir, Şevval de olabilir, Esra da olabilir. Benim misafirime neden müdahale ediyorsun? Sana demek istediğim şey şu. Duymadım. Bak, benim... Duymadığım için de evet. Ben de unuttun mu sanaraktan sana söyledim. Evet. Vallahi alalım. Artık sen beni eleştirmek çok yanlış istedin. Düşünüyorum. Hayır yanlış düşünmüyorum. Çok yanlış düşünmüyorum. Oynama. Sadece bu kadar bir şey söylüyorum. Değil mi? Oynama. Bence... Kendimizi koruyalım. Yazık. Biraz yükselmeyelim. Burada bir şey yok şu anda. Şevval'cığım senle devam edelim lütfen. Kanvas tabloyu ben model olarak güzel buldum Aslı Hanım. Fakat sadece koltuklarla uyuyor. Koltuklarla beraber çok güzel. Ama araya TV ünitesi, işte bu halı, bu fon perde, o perde girdiği zaman kanvas tablonun bir güzelliği kalmamış maalesef salonda ve o saatle beraber. Onun dışında ben salonda daha ağır halıları beğeniyorum. Bu şekilde dijital baskılı ince halılardan pek hoşlanmıyorum. Bence güzel olmuyor. Biraz salon olduğu için hani ağır bir halı ama gerekiyor bence. Ama tırnak içerisinde bu da ekonomik bir halı değil mi? Bu biraz evet. Daha evet. Ekonomiyle de alakalı değil mi Şevval'cığım? Şu sonuç itibariyle muhteviyatı değil, hani ağırlığından ziyade uyumu hani... Bakıyoruz ağır, da. Yani çok ince ya Aslı Hanım bunlar. Hı. Hani halı gibi bir halı demek anladım. İstedim aslında. Onlar biraz ücret pahalı ama evet, değil anlamadım. Mi? Evet anlamadım. Onlar biraz pahalı ya. Yani bütçeye göre değişir tabii. Orasına giremeyeceğim. Evet, evet. Zaten fark ettiysen şey var. Hani genel olarak hep böyle ekonomik. Daha uygun, daha hı. Ekonomik hani evet. Şeylerden aldım. Şevval'e neden demiyorsun peki?
Sen zaten saati söylemiştin. Ben Şevval'i neden bugün... Şevval'de saatten bahsediyor diye bir yorum yapabilirdi. Ama Şevval zaten saatten bahsetti. O da bahsetti. Benim fikrimdi sonuç zaten olarak. Zaten saatten bahsetti, saatten bahsetti. Hayır, yani ilk yorumu ben yaptım bak. İlk saatten bahseden benim. Bunu ben, demek istiyorum sana. Damlacığım neden anlamak istemiyorsun? Bence sen anlamak istemiyorsun. Hayır, sen anlamak çok istemiyorsun. Bence benim... oynama. Neyi oynuyorum? Bak, sen günü geçir olarak geldim, saygısız. Hayır, ben sana yorumlarıma saygı duyuyorum. Ben sana kalkıp yani bağırmıyorum. Ben sana argo konuşmuyorum. Çok sessiz. Ben sana kalkıp bir şey söylemiyorum. Sadece seninle eleştiriye giriyorum. Tamam, bu kadar. Tamam, yeter. Tamam Damlacığım, teşekkür ederim. Damla çok yorumları dengesiz. Ne konuştuğunu da bilmiyor. Yorumları zaten çok tutarsız. Kendiyle de çelişiyor aynı zamanda. Söylediğini unutuyor biraz sonra, ben öyle demek istemedim diyor. Söylüyor söylüyor, sonra ben böyle demek istemedim, şöyle demek istedim. Aslında ne dediğini o da bilmiyor. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim Esra? 150 TL. Çok salon avizesi olarak göremiyorum. Yani bir de çok siyah kalmış buraya. Neden siyah tercih ettin? Normalde böyle ceviz gibi vardı. Ahşap. Evet, ama o uyardı. Olmadı. Gerçekten çok kötü durdu. Nesi olmadı? Aslanım beğenmedik biz ya. Hem oraya takamadık. Önce onu sipariş ettik. Bak o geldi. Rose Gold'ları da vardı. Keşke Rose Gold alsaydın. En azından evet. Konsolunun oradaki Rose Gold'larla o olabilirdi. Uyumlu olurdu biliyor musun? Ne olmuş o kapıların camlarına? Kırılmış. Evet, aslanım kırıldı. Taşınırken mi oldu? Ne oldu? Taşınırken olmadı. Ufak bir kaza. Sinir halinde mi? İşime sesleniyorum. O camı yaptırmadın, çok teşekkür ederim. Ev kazası mı oldu, evet, ne oldu? Aslında. Kocan sinirli mi yoksa? Yok, o kadar yani sinirli ama o kadar da değil. Bir an böyle kapıyı çarpıp çıkınca... Sinirle kapıyı evet. Çarpıp mı çıktı? Evet. Adı neydi kocanın? Muharrem. Muharrem hayırdır? Neden bu kadar camı kıracak kadar? Eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Benim son bir şey var Aslı Hanım. Tüller ve fon perdeleri ben uyumsuz buldum. Çünkü fon perdeleri de hareketli, tülleri de hareketli. Birinden birini düz isterdim, bu kadar. Mantıklı. Mı? Evet, mantıklı. Mantıklı. Evet. Lambelerin fiyatını almadık, bir de onu öğreneyim. Evet, 250 TL'ye aldım. Süper. Uygun diye uyumasa da alıyor musun? Hayır, uyumasa da alıyor muyum değil. Mesela ilk başta görüyorum, beğeniyorum. Alıyorum. Ama sonra, bana uymuyor. Bilmiyorum, ben uydurdum ya. Evet, yani çok da uyumsuz denemez. Nihayetinde o renk... masanın sandalyelerinin kumaşı var. Konsolunda da aynen o renkler hakim. Ağaç da var. Çok da uyumsuz diyemeyiz. Yani. Aslanım ben yani. Beğeniyorum, bilmiyorum. Ben çok istiyordum olan medeleri. Ya kıyamam. Güle hadi güle buradan bir mutfağa gidin. Bakalım gelin bizim mutfağınızı. Gidelim Aslanım. Buyurun sanımlar. Epey gerildiler. Hiç bitmeyecek zannettim. Böyle olunca da hani konuşsunlar istiyorum, susturmak istemiyorum. Kendilerini ifade etmek istiyor. Ev sahibi gelinimiz de kendini ifade etmek istiyor. Biraz burada ses tonumuz yükselmiş olabilir. Ama onları siz de anlamaya çalışıyorsunuzdur eminim benim gibi. Bakalım mutfakta neler olacak.